Gel Vurgun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Vügü, gel kızım. Vügü, Reyna seni çağırmadım. Aa, Reyna'yı da tartalım aslında. Tamam, Reyna'yı tartacağız. Reyna, aferin. Gel Vügü. Arkadaşlar, şimdi... Vügü, gel, tamam, gel. Arkadaşlar, Vurgun, nazar olmasın maşallah, çok güzel yemek yiyor. Hiç yemeğini bırakmıyor ve... etrafında tehdit yokken, kimse yokken yemeği verdiğimiz gibi bitiriyor. Yani belki bu son mamanın da farkı vardır bunda. Doğal mama aldık. Bu son belki de 10 gündür. Gerçi ondan önce başladı böyle güzel yemeği ama. Sonuçta biraz kilo aldığını düşünüyorum. Vurgun 58 kiloydu arkadaşlar. Aslında Vurgun'u bilmiyorum ama ben de kilo aldım gibi. Ben de tartılacağım. Şu an bir sürpriz bekliyorum. Yani 88-89'dan yani bu botlarla falan tartılıyordum. Aynı şekil, aynı kıyafet. Yani inşallah 90'ı geçmemişimdir ama geçmişim gibime geliyor. Vurgun kilo almamışsa da ben almışımdır. İllaki bakacağız. Reyna. Seni de tartacağım. Reyna 53 kiloydu arkadaşlar. Reyna'yı da en son tarttığımızda 53 kiloydu. Onu da tartacağız. Aferin kızım benim. Vurgun'u da tartacağız. Bakalım Vurgun kilo almış mı? Kaç kilo olmuş? En son 58 değil mi? En son 58 evet. İlk önce ben bir tartılayım. Bismillah. Allah'ım ekber ya. Yok artık. Gerçekten hislerimde yanılmamışım. 90'ı geçtim diye düşünüyordum. Nasıl olur ya? Çok da yemek yemiyorum ama. Gel bakayım Vügü. Gel kızım bakayım gel. Hadi Vügü gel. Tamam Reyna sen bir dur, seni de tartacağım da dur. Burada zaten Vügü iskeletor olduğu için onun peşindeyiz, onu kilo aldım. Gel Vügü gel. Gel kızım gel Vügü. Vügü'yü tarayacaktım bugün. Tarağı da yemişimler, ne yapmışlar? Tarak yok diye sana. İki tane tarağımız vardı, ikisi de yok. Vügü. Dur. Gel bakayım. Gel şöyle şuraya bir gel. Çık ona, Reyna çıksın. Vügü gel. Aa ama Vügü öyle olmaz. Vügü gel. Gel kızım gel. Gel gel Vügü. Ay Allah'ım ya Rabbim. Vügü gel, bir şey yok mu Vügü? Gel. Tamam Vügü gel. Bunu nasıl tartacağız ya? Tamam Vügü bir şey yok mu Vügü? O bunu tartamayız ya. Bunu tartma. Baksana nasıl oldu. Gel tamam Vügü gel. Hop, tamam. Nasıl tartacağız bunu? Tartamayız onu. Yani kilo almış olsa da aldı biraz ama yine de zayıf yani. Baksana şu iskeletor ya. İskeletor Vügü. Şunun üzerine çıkacağız, bir şey olmaz ya. Ben 60 kilo olsa 60 kiloyu ben kaldırırım. Ben kaldıracağım bunu herhalde. Reyna bak sen ne güzel hiç kaçmıyorsun. Gel bakalım Reyna. Seni tartalım. Vügü'yü de tartacağız da seni de tartalım. Burada ne var? Şöyle. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel bakayım Reyna. Evet. Reyna 53 kilodan. Aynı. Dur bakayım. Kuyruğunu yere koyuyor ama. Yani 53,5 kilo. Buyurun yapayım. Evet Reyna 53,5 kilo. Maşallah. Reyna aynı kiloda devam ediyor. Ne almış ne vermiş. Aferin kızım benim. Dobi Reyna. Çok güzel. Çok güzel. Rasko. Gel oğlum bakayım. Rasko gel. Vurgun'la 60 kilo olmuştur yani biraz düzelme var. Şurası hepten böyle içine şeydi. Şimdi daha iyi ama tabii onu tartmamız lazım. Dur bakalım. Gel şöyle yukarı çıkalım da bitiririz onu. Tasma takayım ona. Thank you.
Gel Büyügü. 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 Boz. Susta. Escobar. Boz, seni bir tartalım. Boz da tartalım bu arada. Vurma. Bir kaldırarak tartarım da ıslandı ya. Yani şey olsaydı. Bugün yaramazlık yapma ama bugün seni dışarı bırakalım. Arkadaşlar Vurgun hortumun kafasını yedi ya. Yani kontak açıyoruz 1.000 lira zarar ya. Yağmur hızlandı. Raskol. Gideyim mi gitmeyeyim mi anlamıyorum. Gel buraya. Bu kemiği almasana. Sana kavga etmiyorum. Gel Büyügü. Boogie. Ne Boogie? Bugün. Arkadaşlar yorumlarda görüyorum. Boogie bile diyorlar. Vurgun. Şşş, ne oluyor? Dur! Gel lan buraya. Kavga edecek lan. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Bak Raskol. Boz. Bak siz için daha bu yağmurda sizden uğraşamam ha. Aferin Raskol. Raskol. Boz'a bak nereden istiyorsun. Raskol içeri alayım ya. Ellerini alacak mısın? Büyük gel. Boogie gel bakalım gel. Gel Büyük. Gel Büyük. Şimdi ben 92'ydim. Sen onun resmini çek. Bismillah. Bakalım kaç kilo almış bu Uygun. Kestin mi ayaklarını yerden? Ayaklarını kesmedin mi? Kestin mi? Buki. Bakayım. Evet. Evet 149. 150 diyelim. 150'den 91,5 neydim ben? 92'de. 150. 152 miydi? Neydi? 151 mi? 150 mi? 150. 150. 150'den 90 çıkarsak 60, tamam mı? 60. Ne oluyor? 59 kilo. 1 kilo mu aldım lan?
Vurgun kilo almış. 1 kilo. Lan Vurgun zaten 3 kilo yiyorsun ya. Tabağını imanına kadar dolduruyorum. Veriyorum ona. 1 kilo almış. 1 kilo mu aldın lan? Vügü. Evet. Olsun 1 kilo da 1 kilo. Boz. Boz gel bakayım. Boz gel. Bir boz'u tartalım bakalım. Boz da hazır. Gel bakayım boz. Gel. Hadi boç. Gel bakayım. Aferin boç. Boç. Gel. Çıkmayacak çıkmıyor. Boz en son 58 mi neydi ya? He? 58 oldu. Ya da 60 mıydı yoksa? Gel. 2 oldu. Boz 61.5 falan. Boz 61.5 oldu arkadaşlar. 60 zaten öyle bir şey miydi ya yoksa? Yani boz da çok kilo almadı. Boz'un salı kısa olduğu için yani boz'un şurası çok kalın. Şu gövde kalın arkadaşlar. Ama salı kısa yani. Şu sal kısa. Boyu da zaten 76 mi 77 mi neydi en son? Boyunu da ölçmedik ama İlerleyen bir zamanda yine ölçeriz. Yani Ahmet üreticisi Ahmet 80 olacağını söyledi. Biraz daha gelişecekmiş. Olursa olur, olmazsa sıkıntı yok. Ama Bos'un annesi kısa. Ben şöyle tahmin ediyorum. Bos'un annesi kısa olduğu için Bos da öyle biraz daha kısa oldu. Yani Bos çünkü annesi kısaydı. Bir önceki dönem Belarus mesela onun yavruları daha yüksek çıktı. 88 santim alabay yani abisi Marut var. Önümüzdeki dönemlerde buraya gelecek yani önümüzdeki birkaç ay içinde. Öyle söylemişti arkadaş. Abisi 88 santimdi yani. Ben hatta inanmadım dedim 88 santim alabaya göre iyi bir şey. Çocuk bir ölçtü açtı attı bana 88 santim. Baba aynı Amir. Baba Amir ama anne onun annesi Belarus. Yani biz tabii ki biz de alırken 80'in üstü gelir diye ümit ediyorduk zaten. Yani iyi olsun diye Royal Canin mamasından tutun ne kadar emek verdiğimizi biliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Neyle bakarsanız bakın bir gen var. Bir gen yürür yani o gen. Mesela bazı köpekler buraya Davut gelmişti bir ara. Dedi ki bana yani o da yetiştiriyor biliyorum. Yani köpeğin geninde varsa, köpeği aç bıraksan da o köpek yükselir, büyür yani. Şimdi biz bunu ne kadar iyi baksak da bunda olan gen belli yani. Şimdi kaç ayından beri ölçüyorum yani bir sene boyunca. Şşt! Lan! Gel, Raskol gel. Bir sene boyunca ölçtük, tarttık arkadaşlar. Ama yani yapacak bir şey yok yani biz olsun. Her haliyle seviyoruz. Şu an kaç aylık oldu? Herhalde 12, 13, 14. 12 ay, 13 aylık mı ne oldu? 14 aylık ne oldu? Yani şu anki yani 13-14 aylık hali bu. 24 aylıkken de göreceğiz bakalım ne olacak. Ahmet'in dediği gibi 80 olur mu onu da göreceğiz ama yani ben şunu söylüyorum arkadaşlar bir üretici köpeğin daha sonradan ne olacağını bilir ona göre söyler. Ahmet'e de söyledim ben zaten dedim yani kardeşim böyle ya dedi abi falan filan ama yani aslında öyle değil yani. Şimdi bir şey baştan konuşursun tamam mı ondan sonra bakarsın sonuca bakarsın. Şimdi mesela Raskol Ali abi dedi mesela. Dedi ki babasını geçer. Harbiden babasını geçti yani maşallah ama. Boss'la aynı şeyi görmedim. Boss'un diğer yandan karakteri, sertliği, adamcılığı böyle çok hoşuma gidiyor. En özellikli şeyi. Lan! Şşt gel buraya. En özellikli şeyi de zekası arkadaşlar. Gerçekten. Yani şunu söyleyeyim size buradaki
Belki de en akıllı köpeklerden biri Boss'tur. Yani şu an daha 13 aylık ama yani zekasına hayranım gerçekten. Beni öyle bir anlıyor ki. Yani şuradan çıkıyorum. Tam her şey başlıyor. Onu bana hissettiriyor. Yani Alabay ırkında gerçekten niye bu kadar geç kalmışım? Hep bugün yarın bugün yarın diyerek beklettik ama sağ olsun Mustafa kardeşimiz de sürpriz yaptı bize ama ya ben de aslına bakarsan önümüzdeki zaman diliminde ben de almayı düşünüyordum ama yani şu şu zamanda yani bu kadar köpek varken belki de almazdım yani. Çünkü Alabay görüyorsunuz sıkıntı yani. Boss'un şimdi öyle boyuna moyuna tabii boyu kısa kalmış olabilir şey olabilir ama sert bir köpek yani. Hiç isterse Raskol 130 santim olsun gene gidip saldıracak ona yani. O değişik bir model. Acayip bir şey yani. Geçen gün Al Capone'a da saldırdı. Al Capone'a ben şok oldum. Zaten ondan önce Al Capone burada Baron'a giderken Al Capone'a buradan hamle yaptı. Dedim lan tamam. Hemen sıkıntı belli etti. Yavaş yavaş Al Capone'a da kafa tutmaya başladı. Zaten Baron'a kafa tutuyordu. Şu an bir tek dogolara şey yapmıyor. Dogolara gider yapmıyor. Yani diğer herkese şu an giderde yani. Boss! Hiçbir yerde su yok değil mi oğlum? Boss! Geçen gün de bir video çektik burada. Boss arabaya biniyor. Bizim Ayaz Boss'u çok sevdi. Bunu almak istiyor köpeği. Çocuk için işte ne bilsin. Baba bunu alalım, bunu alalım. Daha önce bizden Kane Corso almışlar. Dişi erkek biliyorsunuz. Sedat da benim arkadaşım şimdi. Öyle dedim ki yani çocuğu şey yapmayalım. Dedim ki arabaya bindirebilirsen senin olsun falan. Bindiremedi arabaya zaten. Boss zaten binmez arabaya da ama biz koyduk falan öyle videolar çektim. O müzikler falan filan insanlar şey zannetti. Boss'u veriyoruz hep falan. Yani boss verilir mi arkadaşlar? Boss buraya geldiği zaman 32 günlüktü. İnşallah ömrü uzun olur. Buradan ömrünün sonuna kadar burada yaşayacak. Ver bakayım. Ver bakayım. Evet. Aferin boss. Çubuz. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Gel. Hayır. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani Boss'un Boss'un hızı, seriliği falan burada şu an zaten çıkışını görüyorsunuz nasıl hızlı çıkıyor falan. Yani o mesela abisi 88 santim olan o Barut. Ne oluyor büyüğü? Acaba Boss kadar hızlı mı? Onu da merak ediyorum. O da geldiği zaman işte konuşacağız. Onu çok konuşamadık ama. Yani Boss gerçekten çok iyi hız konusunda. Buradan yukarı falan böyle salıyorum. İşte geçen çakal geldi buraya. Boss'u saldım. Hatta yukarıda bir Fikri abla var. O da onun önünden geçti çakal. Boss'u saldım. Arkasından öyle bir gitti ki bir daha göremedim Boss'u zaten. Bir yarım saat sonra geldi. Sadece Boss dışarıdaydı. Dedim bir salayım bakayım gidecek mi? Roket. Maşallah. Kutu gibi bir köpek ya. Aynı kutu. Dikto. Kafa yapılarını görüyorsunuz. Raskol'den biraz daha iri bir kafası var. Yani Raskol'ün kafası uzun. Raskol de daha gelişecek. Aslında Raskol de tabii biraz daha gelişecek. Önümüzdeki kış Raskol tam fiziğine oturmuş olacak yani. Maşallah. Yani Boss da şöyle yani 80'e yakın olsa gene iyi yani. Ama bu şekilde de çok güzel yani. Bu mesela daha şey gibi düşünüyorum. Bu Glock 17 tamam mı? Bu Glock 19 tamam mı arkadaşlar? Öyle düşünün. Glock 17 tabii biraz daha Terminator işi görüyor. Bu daha kompakt. Mesela arabaya falan koyarken daha iyi olur gibi geliyor. Boç! Aslanım benim. Burada da yat bayrağı var böyle. Yatların o ucunda olan bayrak esiyor. Aferin oğlum. Boş. Yağmur yağıyor ufak ufak arkadaşlar. Ben de dondum bu arada. Of.
bazen yorumlarda da okuyorum. Yani alabay besleyenler, daha önce alabay bakanlar, işte onlar da tecrübelerini paylaşıyorlar arkadaşlar. İşte 13 aylık daha gelişir veya ben işte şu kadar aylıkken bu kadar kiloydu falan diye. Öyle o okuduğum yorumlarda hani bosun 80 santim olur diyorlar ama onu da göreceğiz. Ben daha ilk defa, ilk tecrübem. Onu da göreceğiz. Ama bosun harbiden şekli yeter. Şuna baksana maşallah. Fizik mizik o kadar düzgün ki yani. Yani gerçekten kalem gibi hiçbir yeri bozulmamış, sarkmamış. Gözlerini zaten sürekli temizliyorum. Raskolle'de şu an herhangi bir sorun yok. Oynuyor, geziyor, ediyor ama tabii ki kemik ve yemek zamanları çok sıkıntı. Bakın oraya teli çektim. Hatta şu yanlara da çekeceğim de havalar bir düzgün gitmedi. Eskoban oraya daha henüz çekmedim. Bak görüyor musun? Sürekli Reyna iteliğe iteliğe gidiyor. Yani Reyna onu geride bırakıp gidemiyor. Raskol zaten hızlı. Raskol'ün adımları yani hepsinden böyle attığı zaman uzun, salı da uzun olduğu için daha fazla mesafe kat ediyor. Raskol zaten hızlı. Şimdi Raskol'ün içeri alacağım. Bakın çağıracağım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bosun o kadar akıllı ki yani buradan çıkıyorum içeri koyacağım falan hepsini anlıyor. Şimdi bakın onu da göstereyim size, öyle kapatalım videoyu. Bos! Lan! Bos! Gel! Hadi gel bakayım. Hadi bos. Hadi gel. Raskol, ilk önce sen gel. Raskol gel. Aferin oğlum. Sen yok bela. Sen yok bela. Çık. Bos. Geç. Gel buraya bos. Hadi bos. Hadi gel. Hadi bos. Hadi gel. Bakın hiç dokunmuyorum arkadaşlar. İçeri gir. Ya bunu zaten genelde hepsine yaptırabiliyorum kafeslere sokmayı da. Benim demek istediğim yani şu pencereden ona bağırmam, bakmamdan anlıyor. Burada mesela hortumu yiyor, bilmem ne yapıyor falan. Şimdi Vurgun'la beraber, ya Vurgun yedi ya Boss yedi, ikisi beraberdi. Yine hortumun başını yediler. Su tabancasını yediler. Yani o anı bir göreceksiniz. Gece 2'de aşağıya indim. Bu bir tarafa kaçıyor, o bir tarafa kaçıyor. Dün sadece Boss dışarıdaydı. Bak şuna vura 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 onu da aşağı çevir düşürerek orayı da açmayı da biliyor. Diyor ki buna vurdukça burası açılıyor diyor. Bak boç. Bir de insanlar gelince arkadaşlar normalde dalıyor ama insanlar gelince ben kızdığım zaman dalmıyor. Onları kolluyor. Sadece kolluyor. Ve kimseye bir zarar vermiyor. O konuda çok rahatım. Özellikle mesela 3 kişi var değil mi? Diyelim 3 kişi geldi, arkadaşlarımız geldi buraya. Ben şimdi mesela buradayım. Bir kişi diyelim şuraya gitti. Boss yanımızdan ayrılan kişiyi kolluyor. Bunu özellikle bakıyorum. O ayrılan kişi ne yapıyor? Onu kolluyor. Ben de zaten dikkat ediyorum sürekli. Şimdi bir şey olur Allah korusun. Benim bir başka bir yere bakarken gider adama dalarmalar. Ben de kolluyorum onu ama. Yani insanların gözü insanların üstünde. Şu belleğe bak. Çık belleğe bakalım. Çık tamam. Niye o bir şey yapıyorsun? Kaşın. Ne oldu? Hadi. Hadi. Vurgun arkadaşlar, Vurgun'la başlamıştık videoya. Bakın Vurgun'un yine şuradaki iki kemik gözüküyor. Çok şey yaptığı zaman 3-4 tanesi de gözüküyor. Ama normal duruşunda iki kemik gözüküyor. Şimdi arkadaşlar yani Vurgun'un yani şu mevzuyu herhalde yani yüksek olduğu için mi yani bazı köpeklerde bu tarz şeyler oluyormuş. Biz bunun ilacını da yaptık ettik. Hala aynı yani yapacak bir şey yok. Demek ki ben şundan dolayı buna hani bazı arkadaşlar diyor ya takılmana gerek yok. Ya arkadaşlar bazen videoyu adam izliyor diyor ki ya bu köpeği barınaktan mı aldınız diyor mesela. Niye böyle zayıf? Veya bu köpeğe yemek vermiyor mu? Halbuki
Yani vurgun burada şu an en çok yemek yiyen köpeklerden biri. Raskol 1, vurgun 2. İkisi en dolu, en fazla yiyen köpek. Escobar da yiyor ama bunların ikisi gerçekten fazla yiyor ve vurgun daha yemeği tabağına da bırakmıyor. Yani anlamadım, bu böyle gidecek herhalde. Keşke, yani keşke dolu dolu bir köpek olsaydı. Keşke dolu dolu olsaydı böyle. Dobi gibi. Ben öyle seviyordum ama. Önemli olan sağlıklı olması. Arkadaşlar videolar videolarda çok olmasa da, yani canlı yayınlarda ya da ne bileyim dağ gezilerinde falan getiriyorum vurgunu arabayla. Nasıl koşuşturduğunu, kaybolduğunu, gidip dolaştığını, yani hiç yerinde durmuyor. Çok hareketli. Sağlıksal açıdan hiçbir problemi yok Allah'a şükür. Sadece fizik olarak böyle duruyor. Ama şimdi buraya geliyor insanlar, hiç mesela bizi takip etmeyen bir insan geliyor. Geçen mesela ya bu niye böyle zayıf falan diyor. Ben de tabii o zaman biraz uyuz oluyorum yani gerçekten. Niye zayıf bu diyorum. Yani ne kadar bu kış özellikle çok ümidim vardı bunu kilo aldıracaktık diye ama yiyor ama almıyor, ne yapalım. Sağlıklı olsun, böyle olsun, yapacak bir şey yok ama önemli olan hayvanın yani bir acımacı çekmeden sağlıklı yaşaması. Yani şimdi çok kilolu olur, işte ayağında sekme olur, bilmem ne olur. Şu an Allah'a şükür ayağında sekme falan da olmuyor. Bazen çok fazla koştuğu zaman gelince bazen böyle ayağı aksıyor sanki ama şimdi şu son zamanlarda öyle bir şey de olmuyor. Neyse arkadaşlar. Böyle bir video yaptık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.